Değerli izleyenler, şimdi dediğimiz gibi iyiden iyiye seçim atmosferine girdi Türkiye. Anketlerde fazlasıyla konuşulmaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi anket şirketlerine yönelik kanun teklifinin yasalaşması konusunda da kararlı. Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya TV100'e konuştu. Düzenlemenin yeni yasama yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin önceliklerinden olacağını söyledi. Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış para göz kamuoyu araştırma şirketleri değil, A'dan Z'ye büyük Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi kararlı. Anket şirketleriyle ilgili hazırlanan kanun teklifi yeni yasama yılında meclis gündemine gelecek. Kamuoyu araştırmalarıyla ilgili olarak Türkiye'de bir düzenleme yok. Hakikaten bir beka sorunu, sadece bizimle alakalı değil. Teklifi hazırlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya TV100'e konuştu. Konunun meclis açıldığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin önceliklerinden olacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz bu yasa teklifini aktardık. Önümüzdeki dönemde bizim ele ele seçime giderken önemli önceliklerden. Karakaya anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının neden düşük çıktığını da değerlendirdi. Şirketler şeffaf olmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi hakikaten anket yaptırmaz. Böyle olunca bu firmalar başkalarından para alıp yaptıkları anketlerde genellikle de Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarından alırlar. Anketi kimin yaptırdığını, parasını kimin verdiğini söylemiyorlar. Yani bir araştırmayı yapıyorsanız kim adına yapıyorsunuz, maksadın amacının ne olduğunu, bunun için ne kadar bir ücret aldığınızı kamuoyuyla paylaşmanız gerekiyor. Şeffaflık bunu gerektiriyor. Teklif yasalaşırsa kamuoyu araştırma kurumu kurulacak. Şirketler araştırmalarını kimin adına ve ne kadar ücret karşılığında yaptıklarını kuruma bildirecek. Tespit edilen manipülasyonlar için 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bir hisse senedinin değeriyle oynayana ceza var ama milletin iradesiyle oynayana ceza yok. Millet iradesini manipüle etmenin cezası olamaz mı? Yanlış, kasıtlı, araştırma yapmadan yapmış gibi gösterip kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimler tespit edildiğinde bunlarla ilgili 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası hükmünün getirilmesi gerektiğini söyledik. Efendim, emniyet kemeri gerçekten de hayat kurtaran, küçük görünen ama büyük bir detay. Eğer sizler de şimdi yola çıkacaksanız lütfen kemerlerinizi takmayı unutmayın diyelim. Şimdi sizlere hemen hemen her gün farklı bölgelerimizden, farklı sektörlerden dolandırıcılık haberleri maalesef ki ekranlarınıza getiriyoruz. Ancak bulunan her bir diğer yöntem sanki bir öncekini aratır cinsten. Şimdi Diyarbakırlı kuyumculara gideceğiz. Çünkü akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemiyle onlara dadanan dolandırıcılardan başları bir hayli dertli. Hatta Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel de harekete geçti. Detaylara bakalım. Hedef belirleyen dolandırıcılar önce güven sağlıyor, ardından kurum amirleri, daire başkanları, akademisyenler, hatta savcılara kadar birçok meslek grubunda görev yapan kişiler referans gösteriliyor. Akıl almaz bir planla kuyumcular mağdur ediliyor. Örneğin savcılar, hakimler, doçentler, bunları hedef seçiyorlar. Herkesin tanıdığı bir kuyumcu vardır. Evet, ben tapudayım, acil bir şekilde bu parayı yatırmamız lazım. Sen bu hesaba para at, tapuyu devralacağım. Parayı şoförümle göndermişim kuyumcuya. Size gönderiyorum, siz bu ürünleri alınız. Sistem öyle yürüyor. Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, yaşanan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Üyelerine uyarılarda bulundu. Ürünü almadan hiç kimse hatır diye bir şey bakmasın. Yani bu hatırla utanarak, hani bizim çevre çok insanlarımız birbirini tanıyor, muhabbet anlamında birbirine saygı duyuyorlar. O yüzden böyle bir durumda onları kullanıyorlar. Bunlar da çok kolay bir şekilde düşüyorlar. Bir kere mağdur olan ve ikincisinde durumu fark eden kuyumcu Abdüsselam Çelik, dolandırıcılar özellikle galericilerin ve emlakçıların yanına gidip ev alacağım, araba alacağım deyip tanıdığınız kuyumcu var mı diye
soruyor. Tanıdığımız insanlar aracılığıyla bizi dolandırıyorlar dedi. Ben noterdeyim, imza atmam 15 dakika kısa bir zaman kalmış. Ben işimi halledip gelip size uğrayayım falan kes beni göndermiş. Seni o anki reflekse oyuna getirip düşürebiliyorsa senden para alıyor ve maalesef bir 10-15 dakika sonra telefon kapatıp ona ulaşamıyorsunuz.